Herkese merhabalar. Örgü Perisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videonun altında kırmızı yazılı abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak lütfen abone olmayı unutmayın. Ücretsizdir. Herkese şimdiden teşekkür ederim. Evet, çok güzel bir patik modeli uyarladım sizler için. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Modeli de harika oldu gerçekten. Patiğe çok yakıştı. Altında da bu şekilde bir tabanımız var. Sadece dikişimiz şu tarafta. Orada da hiç gözükmüyor. Sihirli dikiş yaptım. Şahane bir patik modeli oldu. Umarım sizler de beğenir ve benimle beraber örersiniz bu modeli. Ben bu modeli 37-38 ayak numarası için yaptım. Şu şekilde bordo ve beyaz bir ip rengim var. Patiklik ipi. 3 numara misinalı şiş ve 2 tane yardımcı 3 numara kısa şişim var. Hemen yapımına geçelim. İlk başta bordo ipimizle başlıyoruz. Bordo ipimizi alıp toplamda 62 ilmek atıyoruz şişimize. 62. Şu şekilde çevirip birinci ilmeğimi buradan bu şekilde çıkardım. Daha sonra şişime 62 tane ilmek atıyorum. Ben bu şekilde atıyorum ilmeklerimi. Siz hangi şekilde atarsanız kolayınız hangisi gelirse o şekilde yapabilirsiniz. 62 ilmek. Evet, 62 ilmeğimi yaptım. Şimdi normal lastik örgüsü yapacağız. Bir ters, bir düz. İlkini düz örüyorum. Bu şekilde düz ördüm. İpimi kendime doğru alıp ikincisini bu şekilde ters örüyorum. İpimi öne aldım. Şimdi düz örüyorum. Şimdi kendime doğru aldım. Bu şekilde ters örgü yapacağız. Bir düz, bir ters. Düz, ters. Ön tarafa aldım. Düz, ters. Örgümüz hep bu şekilde düz ters şeklinde örgümüzü öreceğiz. Ne kadar öreceğimizi şimdi söyleyeceğim sizlere. Bakın şu aralardaki boşlukları görüyorsunuz. Şu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aradaki boşluk şöyle bakın. 12 tane olana kadar öreceğiz. Şu aradakileri sayıyoruz bakın. Bu şekilde 12 tane olana kadar örgümüzü örelim. Oradan devam edelim. Evet. Şimdi bu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tam 11 tane oldu. Bakın. Aradaki boşlukları da sayabilirsiniz. Şu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En sonuncu şişle beraber 11 oluyor. Bu şekilde lastik örgümüzü bitirdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi haroşa kısmına geçeceğiz. Ben haroşamı iki taraftan da düz bir şekilde örüyorum. Tersten örüyorsanız tersten örün. Burada ilkini örmeden aldım. Hemen direkt hepsini bu şekilde haroşa örgüye geçiriyorum. Sıra sonunda bir tane kalıyor. Onu örmüyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, bu şekilde ördüm. Bakın son ilmeği örmedim. Bu şekilde taktım. Dilerseniz son ilmeği tersten örüp çevirdiğinizde örmeden de alabilirsiniz. Ama benim bu şekilde kenar ilmeklerim daha güzel durduğu için ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi burayı da ördüğümüz zaman bir diş yani bir sıra haroşamız olmuş oluyor. Şimdi ne kadar öreceğimizi söyleyeceğim size. Bunu da ördüğümüz zaman bakın bir diş gözüküyor iki taraftan da. Bir diş buradan, bir diş de buradan gözüküyor. Şimdi toplamda 1, 2, 3, 4. 4 diş haroşa olana kadar bakın şurada belirlemem. 1, 2, 3, 4. 4 diş olana kadar haroşamızı örüp gelelim. Daha sonra ayrımlara başlayacağız. Evet, bu şekilde 1, 2, 3, 4 diş haroşamı ördüm. Şimdi 22 ilmek
Hemen şu tarafa aktarıyorum örmeden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 bu şekilde bu tarafa doğru aktardım gördüğünüz gibi. Hemen burada ipimi kesiyorum. Buradaki ipimi. Bu şekilde kestim. Şimdi kısa yardımcı şişlerimi alacağım. İpimi buradan bağlayarak örgümü yapacağım. Şu şekilde ikisini beraber tutuyorum. İlmek atar gibi şu şekilde atıyorum. Bir ördüm. Hemen burada bir tane bağlayıp daha sonrasında ipimi yürüteceğim ve bunu da kaybedeceğim. Bu şekilde bir tane bağladım. Hemen bir tane üstünden atlıyorum. 2. Tekrar ipimi buradan sardırıyorum. 3. Dört, beş, altı. İpimi normal ördüğüm ipin üstünden atlayıp bu şekilde bırakıyorum. Yedi. Bakın yine ördüğüm ipin üzerinden atlıyorum. Bu şekilde bunu da yedirmiş oluyorum. Sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane ilmeğimi ördüm. Hemen buraya da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 ilmek sağda, 22 ilmek solda. Ortada 18 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi çeviriyoruz. Artık misina şişimi birazcık daha uzatıyorum. Bakın bu şekilde. Daha rahat bir örgü elde etmek için. Diğer yardımcı şişimi alıyorum. İlkini örmeden alıyorum. Arkadan örgümüzü ters örüyoruz. Son ilmeği yine örmeden şişime taktım. Şimdi diğer ipimi alıyorum beyaz. Evet, beyaz ipimi de aldım. Şu şekilde kenar ilmeğim olacak bu. Hemen yine biraz önceki gibi şöyle ikisini beraber tutup örüyormuş gibi yapıyorum. Hemen burada bir tane düğüm atıyorum açılmasın diye. Bunu da yine sardıracağım. Şimdi artık beyaz ipimizle öreceğiz. Şöyle alttan geçirdim yine. Bir tane daha ördük. İki tane oldu. Şimdi bakın hemen bu arada gözüküyor. Birinci boşluk değil, ikinci boşluk şuradan. Birinci boşluk değil. İkinci boşluktan şu şekilde ilmeğimi atıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Şu şekilde. Daha sonra yine buradan beyaz ipimi de sardırıyorum. Beyaz ipime doğru. Bir, iki. İki tane ördüm. Yine birinci değil, ikincisi bakın. Şurada gözüküyor zaten. İkincisinden şu şekilde sokuyorum. İlmeğimi şu şekilde çıkarttım. Tekrar bir, iki. Yine birinci değil, ikinci yerden şu şekilde çıkartıyorum. Bir, iki. Hemen altta ikinci yerden çıkarttım. 1 2 hemen birinci değil ikinci yerden bu şekilde çıkarttım.
Bir, iki. Hemen şuradan ikinci yerden çıkarttım. Bir, iki. Bakın birinci yer değil, ikinci yerden. Hemen şu şekilde çıkartıyoruz. Bir, iki. Hemen şuradan çıkartıyoruz. Burada da yine iki ilmeğimizi öreceğiz. Bir tanesini yine örmeden geçirdik. Şimdi çeviriyoruz arka yüzüne ilmeğimizi. Örmemizi. Şimdi bu örmediğimizi örüyoruz. Tersten bir, iki tane ördük. Hemen bunu geçirdik. Örmeden geçiriyoruz o çıkarttığımızı. Bir, iki tane ördük. Bakın şu uzattığımızı örmeden geçirdik hemen. Bir, iki. Hemen örmediğimizi geçirdim. Model çok kolay gerçekten. Hiçbir zorluğu yok bayanlar. Hemen örmeden geçirdim. Bir, iki. Örmediğimi geçirdim. Bir, iki. Örmediğimi geçirdim. Bir, iki. Örmediğimi geçirdim. Bir, iki. Örmediğimi geçirdim. Bir, son ilmeği örmeden geçiyorum. Bunları neden yapıyorum? Burada ilmek çıkartırken çok kolay bir şekilde hemen tak 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 çıkartmak için bu şekilde yapıyorum. Kenarları düz dursun diye. Evet, şimdi bordo ipimize geçiyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane ördük. Şimdi bu alttan çıkarttığımız ilmekle yanındaki ilmeği şu şekilde alıyoruz. Bakın şu şekilde sağ şişime aktardım. Hemen şuradaki ilmeğimi örüyorum. Bir, iki. Buradaki örmediğim alttan çıkarttığım ilmeği de hemen üstünden geçiriyorum. Bakın model çok kolay gördüğünüz gibi. Şimdi hemen alttan çıkarttığımda bir öncekini bu şekilde aktarıyorum sağ şişime. Hemen bu uzattığımı değil de şunun yanındaki beyazı, şunu yani, hemen iki tane örüyorum bakın. Bir, iki. Bu alttan çıkarttığımı da hemen iki bordonun üstünden bu şekilde geçiriyorum. Tekrar yine bu şekilde tutuyorum bakın. İlmeğimi çevirdim. Hemen alttan çıkarttığımı değil de yanındakini örüyorum. Bir, iki. Alttan çıkarttığımı iki bordonun üstünden bu şekilde geçiriyorum. Hemen yine bu şekilde yapıyorum. Hemen şuradan birinci, ikinciyi ördüm. Hemen alttan çıkarttığımı üstünden bu şekilde geçirdim. Gerçekten çok şahane bir model. Her şeye uyacak bir model. Ben de patiğe uyarladım. Daha önce uyarlayan olduğumu bilmiyorum bu şekilde. Ama çok güzel durdu. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Alttan aldığım ilmeği üstünden geçiriyorum. Şimdi biraz hızlanalım. Bunu da üstünden geçiriyorum. Şimdi kenar ilmeğimi de takıyorum bu şekilde. Bakın modelimiz çok tatlı bir şekilde oldu. Kamerada göründüğünden gerçekten daha güzel. Yapınca göreceksiniz. Şimdi kenar ilmeğimi tersten örüyorum bu şekilde. Hepsini tersten örüyorum. Bir tane daha göstereceğim. Ondan sonra ne kadar öreceğimizi söyleyeceğim hepinize. Son ilmeğimi yine örmeden aktardım. Şimdi beyaz ipimizle ikinci sıramızın başına oluşturacağız. Bir tane kenar ilmeği örüyorum. Bir tane daha ördüm. Şimdi bakın ikisinin tam arası olacak. Bir tane daha örüyorum. Yani şunu kenar ilmeği kabul edip iki tane beyaz örüyorum. Daha sonra bakın birinci ve ikincinin tam ortasında. Birinci bordo değil, ikinci bordodan şu şekilde yine alttan ilmeğimi çıkartıyorum bu şekilde. Yine iki tane örüyorum. Bu sefer modelin aralarına denk gelecek. Birinci değil, ikinciden
Bu şekilde çıkarttım. İki tane ördüm. Yine tam ortadan birinci değil, ikinci bordonun altından ilmeğimi çıkarttım. Bakın birinci değil, ikinci. Gözüküyor mu kameradan? Birinci değil, ikinci. Bir, iki tane örüyorum. Hemen altından yine çıkartıyorum. Bir, iki. Altından çıkarttım. Bir, iki. Altından sonuncuyu da çıkarttım. Yine burada iki tane örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden geçirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ters bir şekilde. Hemen iki tane ilmeğimi de ters örüyorum. Bir, iki. Alttan çıkarttığım ilmeği örmeden sağ şişime aktardım. İki tane ör. Bir tane örmeden geçir. İki tane ör. Bir tane örmeden geçir. Mantık bu. Ben biraz kamerada yavaş örüyorum. Şimdi biraz hızlandım artık mantığı öğrendiğimiz için. 1 2 kenar ilmeğini ör, 2 tane ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğini örmeden geçirdim. Şimdi bordo ipimize geçiyoruz. Kenar ilmeğimizi ördük. Bir tane daha örüyoruz. Şimdi yine bu şekilde bakın hemen arttırma yaptığımız ve yanındakini şu şekilde yapıyoruz. Yine iki tane örüyoruz. Uzattığımın yanındakini bir, diğeri iki. Şimdi beyazı yine üstünden geçiriyorum bakın. Yine bu şekilde tutuyorum. Şöyle. Yine birinciyi örüyoruz. Yani alttan aldığımı örmüyorum. Yanındaki ilmeği ve diğerini örüp alttan aldığımı üstünden geçiriyorum yine. Alttaki yaptığımın aynısı. Daha sonra arkadan da tüm ilmeklerimizi tersten örüyoruz. Daha sonra beyazımıza geçiyoruz. Yine ilmek çıkartıyoruz. Mantık bu. Geri yapıp videoyu yapabilirsiniz. Şimdi size göstereceğim de. Pardon. Bazen insan kamerada heyecan yapıyor. Normalde mesela hiç takılmadan örüyorum. Ama bazen ister istemez heyecan oluyor arada. Bu da işimizin bir parçası. Şöyle yine tuttum. Şunları da öreyim. İki tane ördüm yine örmeden geçirdim. Tekrar bunu ördüm. Sonuncuyu da örmeden geçirdim. Arkada hepsini ters örüp geleceğiz. Şimdi bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane oldu. Bir üst sırada modelimiz 1 2 3 4 5 6 7 oldu. Şimdi bir üstte yine 8 olacak. Bunun hizasında olacak. Bir sırada da bunun hizasında olacak. Modelimiz hep böyle gidecek. Ne kadar kalp yaptığımı sizlere söyleyeceğim şimdi. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane bordo örüyoruz. En sonunda yine beyazı yapıyoruz ama geçirmeyi yapmıyoruz. Orada kalıyoruz. Yani toplamda 10 tane kalp alana kadar örelim. Burayı da nasıl ördüğümü söyleyeceğim. Evet, bu şekilde ön modelimizi bitirdik. Bakın şöyle göstereyim. Bir tane şu şekilde kalp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En sonunda yine beyazla ördük. Şimdi bordoyla modelimizi şu kalp oluşturuyorduk. Onu oluşturmuyoruz artık. Beyazla bırakıyoruz. Daha sonra ipimi de kestim. Burada bir düğüm yaptım. Bunları da kaybedeceğim yine.
Şimdi geldik tekrar bordo ipimizi bağlamaya. Şimdi buradan ilmek çıkarmaya kalkarsak buradaki ayarlamalar birbirlerini tutmuyor. Bir tanesi bir yerden fazla geliyor. İsterseniz de buradan da ilmeklerinizi çıkartabilirsiniz ama ben bu şekilde yapmayı daha uygun gördüm. Şimdi hemen buradaki iplerimi şuraya aktaracağım. Evet, bu şekilde kısa şişime aktardım. Bakın şurada hemen ipimiz vardı. Bordo ipimizi de hemen bu şekilde oraya bağlıyoruz. Bağladıktan sonra fazlalık kısmını kesiyoruz. Evet. Hemen buradaki ilmeklerimizi haraşo olarak örüyoruz. Şimdi buradaki haraşolarımızı bitirdikten sonra kenardan ilmeklerimizi çıkartarak örgümüze devam edeceğiz. Ben kenardan ilmeklerimi genellikle yardım şişlerle beraber çıkartıyorum ki daha sıkı olsun. Misina şişe doğru çıkartırsak bu sefer birazcık bollaşma olabiliyor. Yani burayı bir bütün aynı şişe çıkarmıyorum yani demek istediğim. Evet, buradaki tüm ilmeklerimizi ördük ve bitirdik. Şimdi buradan ilmek çıkartacağız. Bakın kenarlardan belli zaten hemen. Şu sadece ilk girişte biraz belli olmayabilir. Şu şekilde zaten 3 tane haroşamızı örmüştük. Bakın burada da yine 1, 2, 3 şuradan itibaren başlıyor. Kenarı şuradan itibaren alacağız şöyle. İkisini beraber alıyoruz. Bir tane değil. Şöyle hemen atıyorum. 1. Hemen diğerini atıyorum. 2. Bordodan 2 tane oldu. Şimdi bakın şöyle 2 tane alıyorum. Beyaz 1. Tek kanadından değil, iki kanadan alıyorum. Şimdi bordodan alıyorum. 4 oldu. Şimdi beyazdan. Hemen belli bakın. İki kanadından bir beraber şu şekilde alıyorum. Şimdi beyaz. Bordo. Beyaz. Bordo, beyaz. Şöyle şöyle yapalım birazcık da. Hani bu şekilde yaptığımız zaman daha sıkı oluyor. En son bordo yapmıştık. Şimdi beyaz yapacağız. Şimdi bordo. Beyaz. Bordo. Beyaz. Bordo. Bordo. Şimdi kaç tane ilmeğim oldu? Bir saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane oldu. 22 tane bakın ilmeğimiz oldu. Şimdi artık şu ortadaki beyaz kısmı örüyoruz. Şöyle. İsterseniz burayı da farklı bir şişe de örebilirsiniz. Ben misinin ucuyla öreceğim daha rahat olması için. Şöyle bunları örüyoruz. Yine diğer taraftan da 22 tane ilmeğimizi çıkartacağız. Artık tüm ilmeklerimiz en sonunda misina şişe toplayıp haroşalarımızı sırayla öreceğiz. Ne kadar ördüğümüzü de söyleyeceğim onu da. Burayı örelim. Evet, ördüm sıra sonuna kadar. En sonunca beyazı da ördüm. Şimdi bordodan ilk ilmeğimizi çıkartıyoruz bu şekilde. Buradan da yine toplamda 22 ilmeğimizi çıkaralım. Bu şekilde yine bir bordodan bir beyazdan buraya kadar çıkaralım. Oradan devam edelim. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 ilmeğimi de bu taraftan çıkarttım bu şekilde. Şimdi buradaki kalan ilmeklerimi haroşa şeklinde örüyorum. Şimdi bu tarafı yaptım. Tüm ilmeklerimi misina şişe aktaracağım. Çünkü örerken. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde haroşamızı örelim.
Sonra ters yüzüne dönerim. Tersten de tüm ilmeklerimizi haru şeklinde örüp örgümüzün ön yüzüne gelelim. Evet, bu şekilde ördüm, geldim. Bakın patimizi, misina dışı aktardım. Hepsini bir diş, bakın bir diş bordomuz oldu. Şimdi ben size ne kadar öreceğimizi söyleyeceğim. Yalnız şuradan örerken şuradaki ipinizde bir alttan bir üstten şeklinde ya da ipinize dolayarak da bunu kaybetmeyi unutmayın. Göstermiştim zaten alt taraflarda nasıl kaybettiğiniz ipi. Şimdi iki diş şu şekilde bordo öreceğiz. Şöyle yakından göstereyim. 1 2. Daha sonra beyaz ipimizi bağlayacağız. İki sırada beyaz öreceğiz. 1 2. Sonra iki tane bordo, iki tane beyaz bitiriyoruz. Yani toplamda 2 4 6 8 diş haroş olacak. Şimdi biz bir diş haroşamızı ördük. Toplamda 7 diş haroşamızı örüp gelelim. 2 bordo, 2 beyaz, 2 bordo, 2 beyaz şeklinde. Oradan sonra artık tabanımızı örüp ve patiğimizin son aşamasına hep beraber geçeceğiz. Evet, patiğimizi bu şekilde bitirdik. 2 diş bordo, 2 diş beyaz, 2 diş bordo, 2 diş beyaz, toplam 8 diş oldu. Arkadan görüntüsünü göstereyim isterseniz patiğimin. Bu şekilde arkadan görüntüsü de şu iplikleri artık keseceğim uç kısımlarını, çünkü bunları arkadan yürüterek götürdüm. Bordo ipimi bağlayıp kestim. Burada sadece beyaz ipim var gördüğünüz gibi. Şimdi artık taban kısmını ayıracağız. Toplam ilmek sayım şu şekilde saydığım zaman toplam ilmek sayım 114 tane. 50 tane sağ, 50 tane sola ayıracağım. Ortada toplam 14 tane ilmeğim kalacak. Şimdi şu şekilde 50 tane ilmek diğer şişime aktaracağım. Geleceğim bu şekilde. 50 ilmek. Evet, 50 tane ilmeğimi bu şekilde yaptım. Şimdi 13 tane ilmeğimi öreceğim. Şu şekilde ikisini bir tutuyorum. İlk ilmeği ördükten sonra bordo ipimi şuradan bağlayıp yürüteceğim yine. Bu şekilde tekrar yürütmeye devam ediyorum. 2 3 4 5 6 bu şekilde de yapabilirsiniz, şu şekilde de yapabilirsiniz. 7 bir altından bir dolamıyorsunuz, bir doluyorsunuz üstünden şu şekilde. Hangisi daha kolayına kolayınıza geliyorsa onu yapabilirsiniz. Kaç oldu? 2 4 6 8 10 oldu. 11 12 13. Şimdi 13. ilmeğimi ördüm. 14. ilmeğim burada bakın. Şimdi 14. ilmeğimi şu şekilde ayırıp tutuyorum bakın. Burada da aynı 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50. 50 de burada kaldı. Şimdi 14. ilmekle 50. ilmeği beraber ön yüzünde kesiyorum bu şekilde. Şimdi çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. İpimi ön tarafa alıyorum. Yine 13 tane ilmeği örüp 14. ilmekle 50. ilmeği beraber kesiyorum. Ama tersten keseceğiz bu sefer. Örgümüzün ters yüzündeyiz gördüğünüz gibi. Evet, son ilmek kaldı gördüğünüz gibi. Son ilmeği sol şişime takıyorum bu şekilde. İkisini beraber ipimi kendime doğru aldım. Son bordoyla 50. ilmeği beraber bu şekilde tersten kesiyoruz. Şimdi çevirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Burayı aslında misinalı şişi bu tarafa da geçirip bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben şimdi zaman dar olduğu için bu şekilde hemen göstereyim dedim sizlere. Hemen ilkini örmeden aldım. Yine 12 ilmek, 13 ilmek örüyoruz.
14. ilmeği yandan beyaz bir ilmek alarak beraber kesiyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Hemen bordoyla bir tane beyazı buradan ön yüzünde böyle kesiyoruz. Arka yüzünde örgümüzü tersten kesiyoruz. İlmeğimizi aldık. İpimizi ön tarafa atıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yine son ilmeği buraya takıyorum. İpimi kendime doğru aldım. Bordoyla bir tane beyaz birlikte kesiyoruz. Mantık hep aynı bu şekilde, bakın. Alt kısmı, burun kısmı oluştu. İki taraftan da şöyle kenar ilmekleri şu şekilde gözüküyor, bakın. Şöyle göstereyim. Şu şekilde gözükmesi için örüş şeklimiz bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi. Bir sıra daha göstereyim isterseniz. İlkini örmeden aldım yine. 13 tane örüyorum. Bunu ne kadar öreceğimizi de şimdi söyleyeceğim birazdan. Hemen sondaki ile birini örgümüzün ön yüzündeyiz. Düzden kesiyorum. Örgümüzün arka yüzüne geçtik şimdi. İlkini örmeden aldım. İpimi ön tarafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, yanlış saydım sanırım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Evet. Şimdi ipimi kendime doğru aldım. Son bordoyla bir beyaz tersten kesiyoruz. Örgümüzün tersinde olduğumuz için. Şu şekilde buradan gözüküyor. Burası da yine aynı şekilde, bakın. Bu şekilde oldu. Şimdi mantık bu şekilde öreceğiz. Sağdan ve soldan toplayarak, ta ki sağda şu şekilde 2, 4, 6 tane ilmek burada kalacak. 2, 4, 6, 6 ilmek de burada kalacak. Tabanımızı bu şekilde üçgen yapacağız sonunu. Şu taraftan da bir dikişimiz var. Şimdi hep beraber tabanımızı iki tarafta da 6 ilmek kalıncaya kadar örelim. Oradan devam edeceğiz. Evet. Alt tabanı da ördüm bu şekilde. Burada 2, 4, 6 ilmek kaldı. Burada da 2, 4, 6 ilmek kaldı. Şimdi ilkini örmeden alıyorum. Daha sonrasında hemen yanındaki ikinci ve üçüncüyü beraber kesiyorum bu şekilde. Daha sonrasında 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Hem ortadan hem kenarlardan eksilme yapıyoruz. Şimdi bakın 3 tane kaldı. Yine ikinci ve üçüncüyü beraber bu şekilde ikisini kesiyorum. Kenarda kenar ilmeğim kaldı. Şimdi kenar ilmeğimi yapıyorum. İlmek sayımız 2, 4, 6, 8, 10, 12 oldu. Şimdi çeviriyorum. İlkini örmeden aldım. Arka yüzde tabanda eksiltme yok. Sadece kenarlardan yapıyoruz. Şimdi kendime doğru aldım. Kenardan bir tane eksilttim bu şekilde. 2, 4, 5 tane kaldı bakın. Şimdi bir tane aldım. Yine ikinci ve üçüncüyü beraber kesiyorum. 3 tane kalana kadar tekrar örüyorum. Sadece örgümüzün ön tarafında eksiltmemizi yapıyoruz. Evet, yine ikinci ve sondan ikinci ve üçüncüyü beraber kesiyoruz. Bir tane de kenar ilmeğimizi keseceğiz. Bakın burada da yine 5 tane var. Bir tanesini şimdi eksiltiyoruz. Burası 4 kaldı. Şimdi bu taraftan da eksilteceğiz. Burası da 4 kalacak. Yine eşit. İlkini örmeden aldım. Ters yüzündeyim örgümün. Tabanda eksiltme yapmıyorum. Sadece kenarda yapacağım. Tüm ilmeklerimiz bitene kadar bu şekilde yapıyoruz.
Evet, şimdi kenardan bir tane kesiyorum. Buradan da yine bakın 4 tane kaldı. Şimdi çevirdim örgümün ön yüzündeyim. Üçgen bir şekilde daralmaya başladı gördüğünüz gibi tabanımız. Hemen ikinci ve üçüncüyü beraber kesiyorum. 3 ilmek kalına kadar örüyoruz. Evet, 3 tane ilmeğimiz kaldı. Yine iki sondan ikinci ve üçüncüyü beraber kesiyorum bu şekilde. Şimdi kenar ilmeğimi kesiyorum normal. Şimdi çevirdim. İlkini örmeden aldım. Örgümün ters yüzündeyim. Sadece kenar ilmeğimi keseceğim. İpimi kendime doğru aldım. Kenardan bir tane kestim yaptım. Burası da 3 oldu bakın. Şimdi çevirdim örgümü. Yine ilkini örmeden aldım. İkinci ve üçüncüyü beraber kesiyorum bu şekilde. Şimdi 3 tane ilmek kalana kadar öreceğim. 2 tane ördüm. Yine sondan ikinci ve üçüncüyü beraber kesiyorum. Bir tane de kenar ilmeğimizi kesiyorum. Bu şekilde bakın daralma oluyor. Şimdi çevirdim. Çok pardon. İlkini örmeden aldım yine. Örgümün ters yüzündeyim. Sadece kenar ilmeğimi keseceğim. Kendime doğru aldım. Kenar ilmeğimi kesiyorum. Burada da iki tane ilmeğim kalmış oldu. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlkini örmeden aldım. İkinci ve üçüncüyü beraber kesiyorum. Yine sonda bakın. İkinci ve üçüncüyü de buradan kesiyorum. Şimdi kenar ilmeğimi keseceğim. Şimdi çevirdim. İlkini örmeden aldım. Sadece kenar ilmeğimi keseceğim. 3 tane ördüm. Şimdi kenar ilmeğimi kesiyorum. Burada bir tane kaldı beyaz. Burada da bir tane beyaz kaldı. İlkini örmeden alıyorum. Ortada 2 taneyi beraber kesiyorum. Daha sonra kenardakini kesiyorum beyazı ve burayı bitiriyoruz. İlkini örmeden aldım yine. Bir tane örüyorum ortada. Tekrar kendime doğru alıp sondaki ilmeğimi de bu şekilde kesiyorum. Daha sonra beyaz ipimi bağlıyorum şu şekilde. Açılma olmasın diye. Şimdi üçünü beraber keseceğim. İsterseniz tığdan da bir yardım alabilirsiniz burada. Şu şekilde. Üçünü beraber kestim. Evet, şurada hemen patiğimi içeriden geçirip bir düğüm yapıyorum. Açılmasın diye. Şimdi hemen bir iğnemi bordo ipimi geçirip geliyorum. Evet, iğneme geçirdim. İpimi bu şekilde kestim birazını. Şimdi seyre dikiş yapacağız. Hemen beyazın kenardaki ilmek değil. Hemen dibindeki şu şekilde bakın. Şuradan alıyorum. Beyazın da yine kenardaki şu değil. Hemen şuradakini alıyorum. Şimdi diğer beyazı alıyorum. Kenarından değil, ikincisinden. Yine beyazı alıyorum. Bakın. Şuradaki kenardaki değil. Hemen dibindeki. Şuradan. Alıyorum. Bakın. Şimdi bordonun dibinden yine ikincisinden alıyorum. Şimdi ikinci bordoyu alıyorum. İkinci diş olan kısmı. Şimdi beyazdan alıyorum. Birinci beyazlardan aldım. Şimdi ikinci beyazları alıyorum. Şuradan. Bakın hiç gözükmüyor gördüğünüz gibi dikiş. Şimdi bu şekilde buraya kadar patiğimizi dikelim. Karşılıklı. Evet, bu şekilde dikişimizi de tamamladık. Sizin için manken ayağımı da takmak istiyorum. Dilerseniz kenar oyası da yaparsınız bilek kısmını ama hiç gerek yok gerçekten. Çok güzel duruyor.
Ama dediğim gibi eliniz bolsa eğer bir sık iğne falan yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok şahane bir patik modeli oldu. Bunu da sizlerle beraber ördük. Umarım beğenirsiniz ve benimle beraber yaparsınız bu modeli. Instagram'dan Bilge Hobi'den ve Örgü alt çizgi Perisi alt çizgi YouTube sayfalarından takip edebilirsiniz. Bu patik modelini de yaptıktan sonra beni isterseniz orada etiketlerseniz eğer çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.